Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok nefis, çok lezzetli kahvaltılık bir sos tarifiyle geldim arkadaşlar. Kurutulmuş domatesten kahvaltılık sos tarifi. Evet, yapmışken de tarifimi tekrardan sizlerle paylaşmak istedim. Hatırlarsanız kendi kuruttuğum domatesten de iki farklı şekilde bu tarifimi sizlerle paylaşmıştım. Bu kez de hazır kurutulmuş domatesten yaptım ve yapmışken de dediğim gibi sizlerle tarifi paylaşmak istedim. Öncelikle gerekli olan malzemelerimiz. Malzeme listemizi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar kekik. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar kırmızı toz biber ve damak tadına göre tuz. Kurutulmuş domates yaklaşık 500 gram. Bu şekilde taze biberiye kullandım. Rozmarin, kekik, 5-6 diş sarımsak. Ve ceviz arkadaşlar, tabii ki zeytinyağı. Evet, domates kurularımızı arkadaşlar bu şekilde doğradım. 2'ye 3'e keserek bu şekilde doğradım. Eğer domatesleriniz yumuşaksa haşlamanıza gerek yok. Eğer domatesler sertse arkadaşlar domatesleri yaklaşık 1 su bardağı su ile haşlayabilirsiniz. Ya da sıcak suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Ben ilk etapta bazı domatesler oldukça yumuşak olduğu için haşlamadan yapmak istedim arkadaşlar. Daha sonrasında tüm malzemelerimi bu şekilde içerisine ilave ettim. Sarımsakları eziciyle ezdim. Rozmarin, kekik, tuz, kırmızı toz biber. Bunları da ilave ettim. Dilerseniz içerisine acı pul biber de ekleyebilirsiniz. Ya da acı kurutulmuş biberlerden de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi o biber ve domatesi de bir bardak suyla ön haşlama yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. Tüm malzemelerimi ve tüm baharatlarımı bu şekilde kabıma alıyorum ve hepsini güzelce harmanlıyorum. Bir miktar ceviz de içerisine kullanmak istedim. O lezzetini de bıraksın içerisine. Ama servis yaparken daha sonrasında servis tabağına daha fazla ceviz kullanacağım arkadaşlar. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz içerisine hiç katmayabilirsiniz. Sadece sunumda kullanabilirsiniz. Ve bir miktar zeytinyağı ile şöyle bir güzelce karıştırdım. Baharatlar birlikte içerisine girsin diye. Yaptıktan sonra bile hemen yemeğe hazır bir nefis kahvaltılık mezedir arkadaşlar. Sofralarınızda meze çeşitleri olarak da ikram edebilirsiniz. Gerçekten ben kahvaltılarda vazgeçilmezim oluyor. Evet. Kuru biber de eklemek istediğim için arkadaşlar bu şekilde tavaya aldım bütün malzemelerimi. Bir miktar da kuru biber ekledikten sonra bir bardak su ilave ettim ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirdim arkadaşlar. Ve daha sonra kavanoza doldurdum. Hemen yemeğe hazırdır. Sade kahvaltı olarak değil de yemeklerin içerisine de kullanabilirsiniz. Mesela penne makarnası yapacağınızda içerisine atabilirsiniz. Salata çeşitleri yapacağınızda bu mezeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Lezzetine lezzet veriyor gerçekten. Bu şekilde bütün malzemelerimi bir kavanozun içerisine bastırarak doldurdum ve üzerine üstü basa dolana kadar gerçek hakiki zeytinyağı ilave ettim. Evet, yapımı çok kolay. Gördüğünüz gibi sizler de eğer domates kurusu ve biber kurularınız varsa bu şekilde meze çeşidi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Daha sonrasında zeytinyağına ekmeğimizi bandırıp bandırıp yiyeceğiz. Evet, hepsi bu kadar. Hemen yemeğe hazırdır. Bu şekilde buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Aylarca bozulmaz arkadaşlar.
Umarım beğenmişsinizdir. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığım videolarımdan haberdar olmanız için bu çok önemlidir. Ayrıca yorum ve beğenilerinizle bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.